Merhaba arkadaşlar, bugün şu tasarımı yapacağız sizlerle. Şunun Instagram'ını yapacağız. Bu ne için kullanılabilir? Evet, şöyle panel tasarım olarak kullanılabilir. Şimdi ben bunu kaça kaç yapmışım? 500-300 yapmışım. Yüze 200 yapalım. Evet, tamam. Böyle daha iyi oldu. Bir alan oluşturdum. Dosya oluşturdum. Şimdi bizim öncelikle bir fona ihtiyacımız var. Ben bunun aynısını yapmayacağım. Benzerini yapacağım ama aynısı olmasın. Şu mesela güzel. Resmi kopyala dedim ve yapıştırdım. Şimdi bu kadar büyük yapmayalım. Kalitesi düşüyor. Biraz küçültelim. En azından buna oturacak kadar. Tam böyle oturtalım mesela. Sanki bu daha güzel gibi öbüründen. Bunu aslında söndürsek, yani tam böyle otursak hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi ne yaptık? Üstüne bir de şey atalım. Siyah katman atalım. Boş durur belki. Pek fark etmedi diyecektim ki işte E ile şuradan silelim. Farkını az çok anlarsınız. Kardeşim. Şimdi ne yazacaktık? Instagram olanını yapacaktık. Instagram olanını yapalım. Onun için önce Instagram yapalım. Aslında bakalım, önce deneyelim. Tamam. Siz bunu eğer kullanacaksanız hepsine aynı font kullanın. Yoksa çok kötü durur. Aşırı kötü durur. Hepsinde farklı font kullanırsanız çok 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 kötü durur. O yüzden aynı kullanın. Aynı font. Şimdi bu aslında geniş olmaması gerekiyormuş sanki. Tamam. Şöyle konumlandıralım. Şimdi degradesini yapacağız tabii ki. Ama ondan önce, degradesini yapmadan önce Instagram logosunu da koyalım. Şu PNG'dir. Tamam. Kopyaladık. Bunu da yapıştırdık. Ctrl T. Şimdi yine geçen videoda göstermiştim galiba bu taktiği. Tam hatırlamıyorum. Şimdi yine de göstereyim. Şunları bir kapatalım. Sadece bu kalsın. Bu da böyle siyah gördüğünüz gibi. Ama aslında bu PNG dosyası. Bu aslında PNG dosyası gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada E'ye basıyoruz. Silgiden, sihirli silgi aracını basıp şöyle siyah olan kısımlara tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece logomuz kaldı. Bu eğer mesela siyah bir şeyse, logomuz siyah olsaydı bunu yapamazdık. Zaten ayrılmazdı ikisi birbirinden. Şimdi böyle yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi Instagram'a ya böyle beyaz yapabiliriz. Yani yazıya ya beyaz yapabiliriz. Ya da şöyle bir şunu bir tane şunu yapalım. Ya da Instagram logosunun renkleriyle yapabiliriz. Öncelikle ben bir Instagram nasıl yapacağız? Tamam. Şunu da alalım. Sen gel. Tamam. Şimdi bunu öncelikle sarıdan alalım. Şöyle bir şurada pembeden alacağız. Pembeden alalım. Şunu da şöyle mordan alalım. Şunu eşit dağıtmamız lazım. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şöyle oldu bence. Karışım oldu normalde. Ters değil olsun bu. Ama bence bu güzel. Bu güzel bence. Tamam. Şimdiki iki seçeneğimiz var. Ben size ikisini de göstereyim. Beyaz ve şöyle renkli olalım. Buna bir tane çerçeve yapalım. Buradan
Şöyle şekil harcına geliyorum. Evet, dondu Photoshop. Biraz bekleyin. Evet, Photoshop dondu. Ha, tamam. Şimdi buradan şekil aracını aldım. Şöyle bir şekil oluşturuyoruz. Ama böyle oluşturduğumuzda doğru düzgün bir şey oluşturamayacağız. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir şekil oldu. Buna tıklıyoruz. Ve bizim çerçevemiz olacağı için dosyamızın boyutu kadar olması lazım. Onun için 200, genişlikte 500 olsun. Ve gördüğünüz gibi şöyle alalım. Tam oturdu ve çok güzel oldu. Şimdi bunun rengini ayarlamamız lazım. Rengi beyaz. Bu da güzel aslında. Tamam. Şöyle bir tane olsun. Bir tane de oldu. Şöyle olabilir. Yani böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi şu renksizini kaldıralım. Şimdi bir de bunlara alttan bir böyle parlama efekti vermemiz lazım. Onun için Gauss kullanıp değil ile yapacağız onu. Kopyaladım. Bir tane yazımız, bir tane de bulanıklığımız olacak. Bulanıklık efektimiz. Yani parlama efektimiz olacak. Bunu kontrol değil, sağ tık metni rastleleştir deyip normal nesneye çeviriyorum. Eğer bunu yapmazsak filtre uygulanmaz. Ve bunu buradan Gauss bulanıklığında ayarlıyorum. Çok fazla olmayacak. Ya böyle dağılacak. Evet, şöyle dağılsın. Sonra bir de bunun opaklığını kısalım. Böyle yazacağım. Silgiyle de yukarıdan çok fazla parlayan kısımları silin. Sonra bir de aynısını bu logoya yapmamız lazım. Çoğalttım. Bu zaten nesne olduğu için filtre bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı değil. Aynısını buna uyguluyorum. Bunu da azaltalım biraz. Şöyle yapalım ve gördüğünüz gibi hoş bir panel. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.